Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Evet arkadaşlar, bugün Ahmet Bey'den feedback alarak onun böyle en çok karıştırdığı, aslında çok kolay ama hocam yani böyle bir oturtsak havada uçuşuyor bazı şeyler dediği bir konuyla karşınızdayız. Tabii. İsimlerin sayılabilen ve sayılamayan olanları. Aslında yorumlarda da birçok kişi söylüyor hocam. Yani, evet soruyorlar. Hocam bu sayılabilen de mi kullanılamıyor, sayılamayan da mı vesaire? Mesela işte birazdan deneyeceğim some, any, much, many, a few, a little evet. vesaire onlar var ya. Onlarda da mesela hangisi sayılamayan ya da bazı bizde sayılabilen ama İngilizce'de sayılamayan ifadeler var. Böyle karıştırabileceğimiz şeyler var. Şöyle baştan küçük, kısa, hızlı, pratik bir videoyla bir çekelim dedik. Öncelikle arkadaşlar, able ya da able fark etmez. Ebilir, abilir. Ebilmek, abilmek anlamına geliyor. Mesela ben buraya bir fiil yazdım. Eat, yemek. Eatable dersem yenilebilir. Mesela diyorum ki o mantarlar yenilebilir. Onları toplayabiliriz. Eatable. Drinkable, içilebilir. Benim sosyete kız kardeşim geldiği zaman Tarsus'a abla suyu nereden içeceğiz? Ben diyorum ki çeşmeden içebilirsin. It's drinkable. İçilebilir. Kendisi Buckingham Palace'da bahsetmişimdir daha önce. İlginç. Watch is... Ya diyorsun ki mesela işte bugünlerde çok meşhur işte Squid Game, Squid Game herkes bir konuşuyor. İşte Ahmet Bey diyor ki hocam seni de izledim diyorum, tavsiye eder misin? Ya iyi, izlenebilir. İzlenebilir, watchable. Hani izle, çocukla izleme de. Watchable. Evet. Erdem'i uyuttuktan sonra izleyin. Unutmayın ki bu hayatta hiç kimse unutulamaz değil. Herkes unutulabilir. Forgettable. Unutulabilir. O zaman bunlar olumsuzlarını yapılabilmek için de unforgettable. Aynen öyle. Unwatchable. Evet. Uneatable diyebilirsiniz. Happy, unhappy gibi. Oradan bağladı kendisi. Evet. Oradan yola çıkarak yıldız arkadaşlar. Çok diyor. Evet. Aferin. Yıldızla aferin. Count saymak demek. Count. Countable sayılabilir. Uncountable sayılamaz. Şimdi bizim hayatımızda rakam vererek sayabildiğimiz şeyler vardır. Mesela sınıfta kaç öğrenci var? Bugün sınıfta 7 öğrenci var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayabiliyorum. Ama mesela aşk. Nasıl sayacağız aşkı? Kaç tane aşıksın? Vallahi bilmiyorum, şu an 15 gibi duruyor ama giderek bağlanıyoruz, 20 falan olur herhalde. Hani bu çok kafama yatmadı aslında. Niye? Aşk sayılamaz arkadaşlar. Bir bakalım neler sayılabilir. Mesela kitabı sayarız. 1, 3, 5, 10. Kalemi sayarız. Kız. Sınıfta işte 7 kız. Atıyorum 8 erkek var. 8, 7 kız, 8 erkek öğrenci var. Car sayılabilir. Garajda 3 araba var, 1 araba var. Apple sayılabilir. Bu turtanın içine 3 elma gerekli. Person, people oluyordu çoğulunda, sayılabilir. Flat, daire demek, apartman dairesi. Bu apartman binasında 12 daire var. Flat. Egg, yumurta. Room, oda. Bizim evin 3 odası var, 4 odası var. Door, kapı. Mesela Ahmet Bey'in sektörü, inşaat sektörü. İşte bu daireye kaç kapı gerekli? Evet. Sayıyorlar mesela. Computer, bunların hepsi sayılabilir. Sayılamayanlara bakalım. Water, biz şöyle diyoruz, bakın Türkçe'de çok yaparız. Bir su alabilir miyim? Bir su lütfen. Bir çay lütfen. Çok ışırdattım mikrofonu, sorry. Mikrofonu kaydırmışım. Alışamadım bu şeye. Bir su alayım ya da işte bir çay ver. 3 çay alalım. 2 kahve lütfen. Şimdi kahve de, su da, çay da aslında sayılamaz. Şöyle düşünün. Ben o bardağın içindeki o sıvı şeyi hani çalkalayayım. Kaç tane o? Sayısı yok ki. Aslında bu biraz şey gibi değil mi hocam? Türkçe'de ada aktarması diye bir şey var ya. Hani sobayı yaktım. Benim Türkçe dilim. Sobayı yaktım deyince yok. Sobanın içindekileri yakıyoruz aslında. O da bir çay deyince karşı taraftakinin anlaması gereken bir boşluk bırakıyor. Bir bardak de, yani bir leğen olacağı hali yok gibi. İşte gündelik hayatta şey. İşte Ahmet Bey yine farklı bir bakış açısı getirdi.
Olabilir. İsminin çok önemi yok. Ne olduğunu inan ad aktarması, sıfatların zamirlere benzeşmesi hiç evet, önemli değil. Anladım. Burada mantık şu. Aslında biz bir su derken ya bir bardak ya bir şişe su istiyoruz. Üç çay derken üç bardak çay istiyoruz. İşte iki kahve derken evet, iki fincan kahve istiyoruz. Ama konuşurken bunu uzatmaya gerek yok. İki fincan kahve diye demiyoruz. Ama normalde sıvı şeylerin hiçbirisi sayılmaz. Mesela düşün, o su kaç tane su? Ya da çay. Hani şimdi biz Tarsusluyuz. Tarsusi diyoruz da aslında tarzı hususi demek o yani. Kahve istiyoruz mesela, bir kahve. Çay bardağında mı, fincanda mı? Fincanın da büyüğü, küçüğü var. Bir sürü çeşidi var yani. Hani o sayılabilen bir şey değildir. Biz onu o içinde bulunduğu kapla sayıyoruz. Aslında biz kabı sayıyoruz. Şimdi daha detaylı anlatacağım. Butter, tereyağı ya da margarin demek. Şimdi arkadaşlar marketlerde düşünün. İnşallah margarin almıyorsunuzdur. Ben çok uzun yıllardır evime sokmuyorum. Buradan linç yemeyelim de evet, sana bize mail atıyormuş. Şansımıza evet, sana yağının kızı bizi izliyormuş veya oğlu. İşte olabilir, her şey olabilir. Şimdi bu tür yağlar gerçekten yani atın, çöpe atın, hiç almayın. Ama düşünün ki tereyağı. Tereyağını şimdi bir gramaja sokuyoruz değil mi? Bir pakete sokuyoruz. Yani bir paket haline getiriyoruz. Ya da işte kiloyla, kiloluk gramla alıyoruz. 200 gram, 1 kilo, 500 gram, yarım kilo diyoruz mesela. Ama normalde onu o kilo halinde saymasak nasıl sayacağız? Sayamayız ki tereyağını. Tamam. Efendim işte süt. Süt de bir içecek. Bir bardak süt. Bir paket süt, bir şişe süt, bir litre süt demezsek olmaz. Evet, rice mesela, az önce bahsettik sevgiden, rice, pirinç. Şimdi ben ilk evlendiğimde yemek yapmayı bilmiyordum maalesef. Böyle dedim ki bugün bir hani hiç olmazsa pilav yapayım, ne yapayım? Annemi aradım. Dedim ki anne ben pilav yapacağım. İşte ne yapmalıyım? Kızım dedi, öncelikle dedi bana 362.072 tane pirinci al dedi. Öyle bir şey diyebilir mi? Ben onu zaten sayana kadar 1, 2, 3 sayana kadar akşam olur, aç kalırız. Böyle bir şey demedi tabii ki annem. Dedi ki kızım bir bardak, bir kase ya da işte bir birim ve bir fincan al. Zaten iki kişisiniz ya da şu kadarsınız. İşte iki su bardağı, bir su bardağı, bir çay bardağı pirinci al dedi. Çünkü neden? Pirinci tek 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 sayman imkansız. Dolayısıyla birimle sayıyoruz. Anlaştık tabii, mı? Bu ya kilo oluyor. Pirinç de sayılamaz. Şeker, toz şekeri sayamam ben. İşte bir kaşık şeker alayım. Bir çay kaşığı şeker alayım. İnşallah çayı kahveyi de şekersiz içiyorsunuzdur. Ben 2-3 yıldır onu da çözdüm hayatımda. Hatta benimle dalga geçiyorlar. Misafir geldi, şeker yok evde. Çok da sevdiğim iki tane böyle, hani benim oğlum kızım sayılır böyle. Çok eskiden beri tanıdığım iki, bir çift var. Onlar geldiler. Bir günde yemek yiyeceğiz. Yemeği hazırladım. Ekmek yok. Çünkü ekmek de kullanmıyorum. Diyor ki şey, Çağrı diyor ki kulakları çınlasın, onun da son 2-3 günü kaldı, askerden gelecek inşallah. Çağrı diyor ki hocam diyor aşağıya bir tabela asmak lazım, 10. kata çıkarken dikkat, suyunuzu, ekmeğinizi, şekerinizi alın, mahrumiyet bölgesi diye. Arkadaşlar şeker normalde sayılamaz. Bir çay kaşığı, bir işte yemek kaşığı, tatlı kaşığı, tariflerde işte 2 çay bardağı falan deriz değil mi? Ama küp şeker sayılabilir. Çünkü o aslında bir küp şekerdir. O ne yapılmış? Preslenmiş, belli bir gramajda, belli evet, bir makinenin içine geçmiş ve bir küp haline getirilmiş. Anladınız mı? Onu sayarsınız ona küp şekeri. Ne diyoruz peki hocam? Cup of sugar. Küp. Ha. Evet. Ice, buz. Buz. Buz da aslında suyun katı hali. Buzu alıp kalıplara 3 tane buz alayım diyorsunuz, ben diyor içeceğime işte neye koyuyorsanız 3 buz. Aslında 3 buz 3 kalıp buz. Öyle değil mi? Yani yoksa şey sayılamaz, nedir tabii, onun adı? Buz. Bir kütle halinde düşünün. O okyanuslardaki iceberg dediğimiz şeyleri, kaç tane o? Öyle bir şey yok, sayısı yok. Bread en çok karıştırılanlardan birisi. Biz ekmeği çatır çatır sayıyoruz. 2 ekmek al. Şarkısı bile var. Ben 2 ekmek aldım Pepe. Çocuklar bilir. Anneler bilir. Biri küçük, biri büyük. 2 ekmek aldım. İşte 2 ekmek, 5 ekmek. İşte misafir var. 5-6 tane ekmek al gel diyoruz mesela. Nasıl oluyor o ya? Arkadaşlar ekmeğin ham şeyini düşünün. Olmamış halini düşünün. Nedir? Hamur. Ahmet Bey, hamur. Hamuru nasıl sayacaksın?
Ancak fırınlarda onun bir fırıncılar odası var, birimi var, şey yapma şekli var, nedir onun adı, belli bir gramajı ağırlığı var. Gramajı var. Hamuru alıp belli bir gramaja koyup onu bir somun ekmek haline getirdikten sonra sayabiliyoruz. Anlaştık mı? Evet. Money. En sevdiğim. Evet. Hocam nasıl oluyor bu? Para nasıl sayılamaz? Çatır çatır sayıyoruz parayı. Parası olanlarda sayılamayacak kadar çok var demek ki. Bizimki çabuk sayılıyor. Parası olanlar sayabiliyor. Bu kural bence garibanla zengin arasında değişiklik gösterebilir. Parası çok olanlar sayamıyor. Parası olanlar sayıyor mu? Evet. Arkadaşlar para her halükarda ister çok ister az hiçbir şekilde sayılamıyor. Şimdi şöyle konuşalım. Ahmet Bey'e diyor ki Ahmet Bey bana bir para ver diyorum. Getiriyor avucuma 1 TL. Keşke bunu görsel yapsaydık ya. Olabilirdi. Olabilirdi. Evet. Evet. Bunu... O değil, çok bir para istersen şimdi rezil olursun. 1 TL koydu. Demir bozuk 1 TL koydu. Tamam. Ahmet Bey bir para daha ver diyorum. Buraya da bir Bitcoin koydu. Kafamızı karıştırma şimdi. 200 TL'lik bir en büyük para banknot koydu. Şimdi burada benim kaç tane param var? 2 tane değil. 2 tane mi var yoksa 201 liram mı var? Bu arada tercih bundan yana olur. Evet. Bir tercih yapmak zorunda olursa bunu tercih ederim. Evet arkadaşlar, şimdi parayı biz 1, 2, 3, 5 para diye saymıyoruz. Biz parayı üzerindeki birimle sayıyoruz. Euro, Japon para birimi yen, atıyorum işte avro da diyorlar da avro, euro, işte dolar, ne bileyim işte neyse para birimi, onunla sayıyoruz, tamam mı? Yani biz parayı tek tek fiziki olarak 1, 2, 3, 4 diye say. Mesela benim 5 param, 5 tane para var. Birer liradan 5 lira da olabilir. 5 para 200 liradan 1000 lira da olabilir. Demek ki biz fiziksel olarak şey olarak parayı saymıyoruz. Madden saymıyoruz. Üzerindeki birime göre hareket ediyoruz. Cevherlerde demek ki nasıl para sayılamaz. Cevherler altın ve gümüş mesela. Onlar da sayılamaz. Aynı gramla şekilde sayarsın. Onlar onsla bir şeyle neyse onların ölçü. Ama mesela Amerikalılar şey diyor, bir çeyreklik. Ama işte onun da bak adı bir tane 200, çeyrek haline getirmiştir. Bir tane 200 liralık verebilir misin gibi o zaman? Bir çeyrek altın diyoruz. Aslında çeyrek altın, oradan geldi onun belli bir gramajı var. Bir tüm altının gramajı şudur diyor. İkiye bölüyor, yarım. O da birimlere bölmüşüz bak. Çeyreğe bölmüşüz, yarıma bölmüşüz. Anlıyor musun? He. Yani ya gramla ya kiloyla, inşallah kiloyla alacak kadar. İnşallah. Altın alacak kadar. 3 kilo alayım ben falan. Ver oradan tart. Evet, sol tuz, o da sayılamaz. Jem. Jem nedir? Reçel. Reçeli biz ne yaparız? Kaşıkla koyarız. Kaşık, değil kavanoz, mi? Onda kavanoz, birimleri var. Kilo. Orada da yine birçok birim var. Kiloyla alırız. Aynen öyle. Yani bunu mantıkken kendi kendinize sorup bulabilirsiniz aslında. Peki benim bir yerden gördüm mü bilmiyorum. Kullanım da yanlış mı bilmiyorum ama yıllar önce o yurt dışından ticaret yaparken Çinlilerle görüşürken şey yazıyordum mesela. I will buy 20 PCS memory card. Pieces. O evet. Ne şimdi geleceğim. Parça. Ha. Şimdi işte Ahmet Bey'in hemen üstüne basalım. Onun sorduğu şeyin. Şimdi arkadaşlar bunları sayamıyoruz ya. Sayamayınca bir sonraki sahnede anlatacağım. Daha önceden gördüğümüz videolarımızın olan işte biraz, birçok, az, çok gibi ifadeler uydurmuşuz. Ama onun dışında da birimler koyuyoruz. Mesela ne koyuyoruz? Bir fincan kahve. Bakın kahveye hani 3 kahve, 5 kahve diyoruz ama bir fincan kahve. Bunu bir kalıp olarak hepsinde hemen hemen öyle. A cup of coffee. Az önce Ahmet Bey şuraya eklesem görünür mü ya? Bir şey olur mu? Konuşurken aklıma geldi. Şeyden geldi mesela. Kalıptan geldi. Buz demiştik ya. Mesela bar. A bar of ice ya da a bar of chocolate. Ben mesela çikolata da sayılamaz. Çikolatayı şey gibi düşünün. Hani o kıvamlı, nasıl anlatayım? Sarella gibi düşünün. Ya da işte Nutella gibi düşünün. Onun daha reklamada dondurulmuş. Tabii. Hepsinden. Torku diyelim hocam. Torku. Evet. Türkiye kazansın. Nuga da şey, Türk firması bildiğim kadarıyla.
O da fisko birliğin diye biliyorum. Olabilir. Evet o da. O da fisko birlik. Şimdi bunları ne yapmışlar? Bir kalıba koyup çikolatanın bir kalıbıyla çıkarmışlar. Yoksa çikolata da bir iki diye sayılmaz. A bar of chocolate. A cup of coffee. A glass of water. Bir bardak su. A jug, jug sürahi demektir. A jug of orange juice. Bir sürahi portakal suyu. Portakal suyu da sıvı bir şey sayılamaz. Packet. Arkadaşlar packet'ı hep günlük hayatta pack diye kullanırlar. Paket demektir. A packet of butter. Bir paket tereyağı. Bir paket margarin. A kilo of flour. Flour un demekti. Bir kilo un. 500 gram un. Kilo direkt İngilizceden mi? Kilo. Aynen. Liter da litre. A liter of milk. Bir karton süt. Bir şişe süt de diyebilirsiniz. Bak bottle. A bottle of milk de diyebilirdiniz. A bottle of orange juice da diyebilirdiniz. Onları siz artık çeşitlendirin. A bottle of oil. Bir şişe yağ. Yağ da sayılmaz. Nasıl sayılsın? Yani oil'ı benzin, yakıt anlamında kullanırsa o da sayılmaz. Onu da neyle yapıyoruz? Galon. Amerikalılar galon. Galon diyor onlar. Biz litre. Litre diyoruz değil mi? Litreyle şey yapıyoruz. Jel kavanoz demektir. Az önce reçelde kavanozlu evet. Olur, kaşıklı olur. Mesela kaşığı da yazalım ya şuraya. A jar of honey dedik ya. Bir kavanoz bal. İstersek a spoon. Spoon kaşık demek. A spoon of jam. Bir kaşık reçel. Bir kavanoz bal. A loaf of bread. Loaf arkadaşlar çok gelmiyordu. Ahmet Bey beni uyarmıştı. Çok gelmedi. Çünkü böyle ders anlatırken kendimden geçip kameraya karşı üstünüze geliyorum galiba. Hocam şu sınırı geçmesek falan kibarca beni uyarmıştı. Loaf somun ekmek demek. A loaf of bread bir somun ekmek demiş oldum. A mug of tea. Mug da şu bizim böyle neydi Türkçesi? Büyük bardaklar var ya kuplu tuttuğumuz. Kupa. A mug of tea. Ha, mug oradan mı geliyor? Mug. Şey var Stanley'nin falan kupaları var böyle kapaklı hemen solmayan şey Starbucks'takiler gibi falan. Evet mug işte mug yazıyor oralarda da. Enteresan. Mug kupa bardak demek. Bowl, kase, derin kap. Hani büyük yediğimiz salata kabı da olabilir. Kase de olabilir. A bowl of yogurt. Çukur kap demek aslında. Ken ya da tin. İkisi de keni kabiliyetlerin yardımcısı olan kenle karıştırmayın. Teneke kutu demek. Mesela bir kutu kola diyoruz. Bir kutu Sprite. O tık tık teneke kutular var ya çık diye açtığımız böyle. Ya da konserve kutuları. Mesela konserve mısır alıyoruz. Atıyorum. Ben çok fazla öyle şeyler almam ama barbunya pilaki bir şeyler var yani. Sen kampa gidiyorsun alıyorsundur öyle şeyler. Sen seven öyle şeyleri. Biz yolluk yapıyoruz. Yolluk yapıyorsunuz. Evet. Ken ya da tin. İkisi de teneke kutu demek. Ben ikisine de örnek vermeye çalıştım. A can of coke. Bir kutu kola. A tin of tuna fish. Tuna fish ne? Ton balığı. Ton balığı. A can of tuna fish. Bir kutu, bir teneke kutu tuna balığı. Ton balığı demiş olduk. Evet. Tamam. Peki hocam ekmekte bir şey daha geldi aklıma. Bir dilim. Slice. Tamam. Çok güzel. Sen demeden hocam, ben dedim evet, slice. Tam Çorumlu neredeydi? Gibisiniz ya. Şuraya yazayım onu. A slice of bread. Evet, daha bunları böyle çok her şeyi ekleyebilirsiniz yani. Bir peki dilim. Şey? Parçayı da piece of cheese, onu söylemedik bak. Evet. Bir parça peynir, senin dediğin de onu PCS kısaltırlar. PCS diye yazılıyor. Evet, evet. Piece'i kısaltırlar. Bu parça mı ya, demek? Bu tür parça piece'den geliyor. Hmm. Bu tür yazışmalar da zaten şeydir. Yani çok uzatmazlar. Çok resmi bir yazışma olmadığı için evet. Zıt en kısa şekliyle söylerler. Hani bizde de nasıl thanks... TNX yapıyorlar tamam. Ya ya da işte biz de yapıyoruz KİB kendine iyi bak. Tamam. Buna da ilgili bir videomuz vardı. Evet, kısaltmalar yazışmalarda. Onu da şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Aklınızda olsun böyle kısaltmalara bakmak için. Evet Ahmet bir şey soracağım sanki. Bir de şey var o da sayılamıyordur muhtemelen. Hani sebzelerle alakalı maydanoz, marul, nane, geleceğim. Bir boğum. Şimdi geleceğim. Bir demet. Evet. Şimdi birazdan tamam. O sahneye geleceğim. Tamam. Evet bunu not alalım arkadaşlar. Birisi şey yazmış ya. Her not aldığınızda reklam çıkıyor. Gerçekten öyle mi oluyor? Ben evet. Bilmiyorum ya. Hocam o şey. Yapay zeka Google'da şey yapıyor YouTube'da. Videoda
hani müzik olabilir, film olabilir, insanların dikkati dağılmasın diye en sessiz yeri çekmeye çalışıyor genelde. Ha. Biz de sahneyi yansıttığımız zaman tahtayı ekrana, orada ses olmadığı için bir gürültü yapayım bari. Evet. Arkadaşlar, biz bir beklenti olmadan böyle videolarımızı çekiyoruz. Gerçekten birilerine bir faydamız dokunsun. Kendimizce, zannımızca ne yapabilirsek kar diyoruz. Ama tabii ki yani bir emek ediyoruz. Burada mesela bir sürü elektrik harcanıyor. Bir sürü işte bu makinelerin bir bedeli var. Bir vaktin de bir bedeli var. Hani çok büyük beklentimiz yok ama az da olsa bize de bir katkısı olsun isterseniz lütfen reklamları da izleyin. Atlamadan. Hatta tıklayın, sadece bizde de değil. Yani diğer insanların özellikle. Tabii. Herkes bir emek kayda ediyor. Kayda değer biz kanallarda. Için, evet. Yani o reklam bir kere izlemeniz o kişiye en azından küçük bir katkıda bulunmuş olur. Notumuzu alalım bir sonraki. Bir şey daha hocam. Evet. Ahmet Bey aldırmayın. Tahtayı bekleyin. Zaten, almayı kalemler herhalde bekliyoruz. Tabii, evet. Zaten tahtayı yansıttığımızda reklam çıksa bile biz tahtayı o esnada videoyu dondurup not almaları gerektiği için reklam çıktıktan sonra gene yazmaya devam edebilirler. Yani sıkıntı yok. Gördünüz mü Fikri? Siz bunu düşünüyorsunuz. Ya videoyu dondurun. Siz bunu düşünmüş müydünüz? Buyurun. Ahmet Bey, herkes ekranları başından alkışlasın lütfen. Evet, bir sonraki sahnede görüşmek üzere, notumuzu alalım. Çok duyarsız oldu.